Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. AYT Matematik Konu Anlatım kampımıza devam ediyoruz. Uzunca bir müddet ara vermiştik. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Kusura bakmayın ama bundan sonrası için sevgili arkadaşlarım dizi, dizileri, dizileri, dizileri bitireceğiz. Dizileri bitireceğiz. Ve arkasından da LTI kampına başlayacağız. Yani Limit Türev integral kampına başlayacağız. Sevgili arkadaşlarım muhteşem ötesi bir konu anlatımı ve efsanevi soru çözümleriyle sevgili arkadaşlarım limit türev integral kampımıza da startı vereceğiz. Evet gençler, fazla vaktinizi almayacağım. Hemen açıklama kısmında PDF linki, ücretsiz PDF linki mevcut. Tek tıkla indirebilirsin ve derse başlayabilirsin. Hadi o zaman ne duruyoruz? Hep beraber geçelim dersimize. Evet, öncelikle dizinin tanımını tabii ki yapmamız lazım. Pozitif tam sayılar kümesinden reel sayılara tanımlı tüm fonksiyonlara reel sayı dizisi denir. Şimdi bak, bu bir aslında fonksiyon. Tamam. Yani şöyle hani e, bizim fonksiyonlarımızın bir tanım kümesi oluyordu, bir değer kümesi oluyordu. Hatırlarsın sen, değil mi? Dur hemen şunları ayarlayayım kalemlerimi. Hemen ayarladım. He. Tanım kümesi oluyordu. Burası tanım oluyordu. Şurası değer kümesi oluyordu. Değil mi? Tanımlandığı kümeden bu x'leri alıp şuradaki x'leri alıp şöyle şöyle elemanlara götürüyorduk. Ki görüntüler ortaya çıkıyordu. Görüntüler değer kümesinde oluşuyordu. Doğru mu arkadaşlar? Ve ben bu fonksiyonların isimlerine de genel itibariyle bir f fonksiyonu ediyordum. Yani şimdi o zaman buradaki tanım kümem benim ne olması gerekiyormuş? Pozitif tam sayılar. Yani eğer burası pozitif tam sayılarsa Karşı taraf sevgili arkadaşlarım reel sayılar çıkabilir. Bunda sıkıntı yok. İşte biz bu tarz fonksiyonlara eğer ki tanım kümesi özel olarak pozitif tam sayılarsa o zaman biz bu fonksiyonlara işte dizi diyoruz. Tamam yani aslında bakarsan dizi öyle aman Allah'ım şey değil böyle farklı birbirinden tamamen farklı böyle bambaşka bir konu işlemiyoruz. Aslına bakarsan fonksiyon işliyoruz. Önemli olan bu. Tamam. Şimdi o zaman biz e, madem fonksiyon işliyoruz niye f diye göstermiyoruz? Çünkü bu özel tanımlı bir fonksiyon ve fn yerine de artık yani fx yerine x'ler x yerine biz n kullanıyoruz? f yerine de a kullanıyoruz. Gösterim olarak da birazcık değişiyor artık bunlara an fonksiyonları diyoruz tamam ve bunların isimleri de tabi artık bu fonksiyonlara dizi diyeceğimiz için an dizisidir diyoruz. Her pozitif olan n sayısı için an bir reel sayı ve an reel sayı dizisinde ben a1'e ilk terim diyeceğim birinci terim Şimdi televizyondaki dizileri düşün televizyondaki diziler hiç eksi beşinci bölümden başlayan bir dizi görür müsün var mı böyle bir şey yok olsa değişik olurdu ama yok değil mi ve mesela ikinci bölümden sonra onuncu bölüm yayınlanır mı hiç yayınlanmaz niye çünkü dizidir arkadaşlar dizilerek gitmek zorundadır birer birer artar tamam mı dolayısıyla a1 ilk terimken ilk bölümken dizimizin ilk bölümü ikinci e, a2 ise ikinci terimdir a3 üçüncü terim o zaman an dediğimiz şeyde n'inci terimdir bir diğer ismiyle genel terimdir diyeceğiz arkadaşlar tamam buraya kadar her şey umarım oturmuştur şimdi burada a'nın hemen altında birazcık daha küçük olarak yazan n'yi biz dizinin indisi diyeceğiz indis unutma tamam genel terim fonksiyonun kuralıdır. Nasıl ki fx'in kuralı biliniyorken f1, f5, f-3 nokta 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 değerlerini hesaplayabiliyorsak e, dizinin genel terimi biliniyorsa da ben tüm terimlerini kolayca hesaplayabilirim. Nasıl hesaplayacağım? E, yerine yazacağım. ya yani ben sana şimdi fonksiyon olarak mesela fx fonksiyonu eşittir 2x artı 3 demişsem ve F3'ü soruyorsam sen ne yapıyorsun hocam? 2 kere 3 artı 3 diyorsun. Yani x gördüğün yere burada 3 yazıyorsun. Çünkü bize öyle tarif etmiş. X'ler üçgen demiş mesela. E doğal olarak sen de x gördüğün yere 3 yazıyorsun. E bunun da cevabı 9 çıkıyor. Ve bundan sonra eğer dizinin genel terimi olan an eşittir. 2n artı 3 olarak verildiyse örnek veriyorum bize. Ve a3 soruluyorsa e bu sefer de n gördüğün yere 3 yazacaksın. 2 kere 3 artı 3'ten cevap yine 9 gelecek. Bakın mantık aynı fx ve an mantık aynı arkadaşlar yerine yazıyoruz farklı bir yaptığımız olay mı olay hiçbir şey yok. Dizilerin tanım kümeleri pozitif tam sayılar olduğunda tanım kümesiyle alakalı hiçbir kuşkumuz olmaması gerekiyor arkadaşlar tamam herhangi bir kuşkumuz olmayacak. Ya, tanım kümesi belli zaten pozitif tam sayılar öyle tanımsız manımsız yapacak bir değer olmaması gerekiyor. Burada önemli olan dizinin görüntü kümesi. Şimdi an dizisinin görüntü kümesinin elemanları sıralı olarak an dizisini ifade etmiş oluruz. Şimdi ben bunları eğer sıralı olarak yazsaydım işte o zaman dizinin e, ee, diziyi ifade etmiş olurum. Yani nasıl? Şöyle. AN parantez içerisindeki AN eşittir. Birinci terimi buraya yazdım. Mesela birinci terimi 2'ymiş. Sonra 5'miş. Sonra 8'miş. Sonra 11'miş. Nokta nokta nokta. İşte sonra bunlar 3'e bölümünden kalan 2 olan sayılar olduğu için 83'müş diyelim mesela. Nokta nokta nokta. Bak AN dizisini ifade etmiş oldum genel terimini vermeden ifade etmiş oldu. Tamam. Aşağıdakilerden hangileri diyor birinci örnekte? Bir reel sayı dizisi belirtir. E şimdi bir dakika dur. Orada duralım. Hocam dizinin e, reel sayı dizisi olmasını istiyor. Ve tabi bu bir dizi ise aynı zamanda bir fonksiyondur da, değil mi? E tanım kümemiz neydi bu fonksiyonumuzun? Pozitif tam sayılar. E fonksiyonlarda biliyorsun ki ee, tanım kümesindeki her noktada tanımlı olması gerekiyordu. Yani tanım kümesinde açıkta eleman bırakmamak gerekiyordu. E, bunu yapabilmek için de bize verilen fonksiyondaki tanımsız yapan değerleri bizim dışarı çıkarmamız gerekiyor. Yani tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacaksa fonksiyon diyoruz. E şimdi hocam birinciye bakalım. 2n artı 3 bölü 2. Ben burada ne gördüğüm yere pozitif tam sayıların tamamını yazabilirim ve sonuçta da karşımda bir reel sayı alabilirim. Yani bu bir e, dizinin genel terimi olabilir. 1 bölü 2 n eksi 3. Ha, burada tanımsız yapabilecek bir değer var mesela. O tanımsız yapabilecek değer nedir? Hocam paydayı 0 yapan n eşittir 3 bölü 2 değeridir. Yalnız şöyle bir durum var ki 3 bölü 2 sayısı zaten pozitif bir tam sayı değil. Tamam. E, tam sayı olmadığından zaten dizinin tanım kümesinde de bulunmaz. E, bulunmadığı için de zaten bunu ben buraya yazamam. E yazamıyorsam başka da tanımsız yapacak bir değer yok. O halde bu da bir reel sayı dizisidir. Geçtim C'ye. Bunu tanımsız yapabilecek olan paydadaki n 5 değeri var ve bu 5 pozitif tam sayıdır. Şimdi dizilerin tanım kümesi neydi? Pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar kümesindeki ben 5 değerini fonksiyonda yerine yazamıyorum. E yazamıyorsam tanım kümesinde açıkta eleman kalıyor tanım kümesinde açık eleman kalıyorsa bu bir fonksiyon bile değil ki bir dizi belirtsin bize. O halde bu gitti. Yani tanımsız yapan hiçbir değer olmayacak. Mesela n 3'ün kare kökü. Şimdi burası çift biliyorsun. Kökün derecesi çift. O halde içerisi ne olmak zorundaydı? Sıfırdan büyük veya eşit olmak zorundaydı. Yani ben burada n eşittir 1'i, ne eşittir 2'yi yerine yazınca hocam burası bir reel sayı olmuyor. Neden? Çünkü kök içinde eksi 2 geliyor 1 yerine yazınca. Kök içinde eksi 1 geliyor 2 yerine yazınca. bunlar bir reel sayı mı? Hayır. O zaman reel sayı dizisi de değildir. Tamam mı? Yine fonksiyon bile değildir ki eğer tanım kümesi pozitif tam sayılarsa yine 1 ve 2 açıkta kalıyor. Bir yere gide gönderemiyoruz. Gönderemiyorsak da o halde nedir? Bir dizi değildir diyeceğiz. İkinci, bunu da eledik. En eşittir en eksi 4 Yani En eşittir 1 için. En eşittir 2 için n eşittir 3 için bu ifade bize tanımsız olur. Neden? Çünkü negatif sayıların faktöriyelleri alınamıyordu hocam. Doğal olarak bu da bir reel sayı dizisi olamaz. Fn tanjant n eksi 2 derece bölü n artı 2. E hocam şimdi ben burada n'i 92 seçersem ki 92 pozitif tam sayıdır. Götürüp yerine yazdığım zaman tanjant 90 derece geliyor bak. Tanjant 90 dereceyi 94'e bölmüşüm. 94'ün bir hükmü yok. Tamam, şekil şukul olsun diye yazdık. Bak şimdi. Tanjant 90 derece neydi? Tanımsızdı. Yani tanjant x fonksiyonunda ben x gördüğüm yere 90 dereceyi yazamıyorum. E, o halde neden çünkü tanımsız. O halde ne de bir pozitif tam sayı olduğundan bu da bir bitizi belirtmez bize. Devam edelim GN ile. Neydi logaritmaların e, özelliği? Logaritmanın içi 0'dan büyük olmalıydı. E, o halde ne eşittir 1? n eşittir 2, n eşittir 3 ve n eşittir 4 için bu ifade de tanımsız. Yani bir dizi belirtmez. Geçtim hn fonksiyonuna. Arkadaşlar tek düze yazılmış kuvvetleri pozitif doğal sayılar olan ifadelere, pozitif doğal sayı demeyelim doğal sayı olan ifadelere biz polinom diyorduk. Polinomlara aşık olacağız, polinomları seveceğiz, polinomlar bizim için çok değerli. İnanılmaz, bulunmaz bilinme. Neden biliyor musun? Çünkü arkadaşlar polinomların akarı, kokarı yoktur. Polinom dediğimiz fonksiyonlar her yerde tanımlıdır, her yerde limiti vardır, her yerde süreklidir, her yerde türevlenebilir, her yerde integrallenebilir. Dolayısıyla polinomların akarı, kokarı yoktur ve haliyle bir dizidir. n 3'ün karesi bölü n. Hocam burada tanımsız yapabilecek bir tek bu var. n eşittir 0 ama... Sıfır da zaten pozitif tam sayı değil. Yani benim tanım kümemde zaten yok. O halde bu da bir reel sayı dizisidir diyeceğiz. Böylelikle ilk örneğimizi çözmüş olduk. Biraz uzun soluklu oldu ama burada bu işi kavradıysan daha da unutmazsın. Tamam. Devam edelim bakalım ikinci örneğimizde. Şimdi ikinci örnekte diyor ki bize AN bir dizi vermiş bize sıral olarak yazmış. BN'i vermiş, CN'i vermiş. AN, BN ve CN reel sayı dizilerinin genel terimlerini buluruz. Şimdi bak güzel kardeşim. Bunların genel terimlerini ben nasıl bulurum? Eğer aralarında düzenli bir ilişki varsa terimleri arasında düzenli bir ilişki varsa o halde bulabiliriz ki burada verdiğim bütün dizilerinde ardışık terimleri arasındaki farklar birbirine eşit ki biz daha sonrasında bunu aritmetik diziler diyeceğiz ve bunu asla unutma çünkü işine yarayacak bir bilgi. Bak bunların terimleri arasında hep ikişer fark mı var? İkişer fark varsa o zaman diyeceğim ki direkt 2 n ile başlarsın. Birinci terim kaç? 3? E şimdi ben birinci terimi bulmak için burada 1 yerine yazarsam. 2 kere 1, 2 yaptı. 3 e, gelmesi lazımdı. O halde artı 1'e ihtiyacımız var. Bak şimdi 2'yi yerine yaz, 5 gelir. 3'ü yerine yaz, 7 gelir. 9'u yerine yaz, e, pardon 4'ü yerine yaz, 9 gelir. Şimdi geldim buna. Hadi beraber bulalım. İstersen videoyu durdur bir yapmaya çalış. Daha sonrasında izlersin. Veya bunu cn için yap. 7 ile 2 arasındaki fark 5. bunda bunun arasındaki fark 5. bunda bunun arasındaki fark 5. O zaman ne diyeceğim hemen? 5 yap. Şimdi hocam, 1'i yerine yazınca eksi 7 gelmesi gerekiyor. E ben 1 yerine yazınca 5 geliyor. Eksi 7 gelmesi için 12 çıkarmam gerekiyor. Mesela şimdi 2'yi yerine yaz, eksi 2'yi bulursun. 3'ü yerine yaz, 3'ü bulursun. 4'ü yerine yaz, 8'i bulursun gibi. Şimdi videoyu durdur ve cn'i sen yap. Terimler arasındaki fark eksi 4, eksi 4, eksi 4. Hımm o zaman eksi 4 ne diyeceğim? E hocam 1'i yerine yazınca eksi 4 geliyor ama 9 gelmesi gerekiyordu. O halde ne yapmamız gerekiyormuş? 13 eklememiz gerekiyormuş. Bak 2 yerine yaz 5 gelir. Tamam. 3 ee, yerine yaz 1 gelir gibi. Evet bunların da genel terimlerini bulduğumuza göre artık şu şekilde söyleyebiliriz. Bu a n'dir. Bu b n'dir. Bu da c n'dir tabii ki değil mi? Pekala. Şimdi gençler devam ediyorum 3. örneğimle. Diyor ki bu dizinin ilk 6 teriminin çarpımı a ve ilk 4 teriminin çarpımı b ise a bölü b oranı sorulmuş bize. Öncelikle ilk 6 teriminin çarpımını bulmak için Birinci terimi, ikinci terimi, üçüncü terimi, dördü, beşi ve altıyı bulup tek tek çarpmamız gerekiyor. Bunları bulmak zor mu? Hayır, kolay. Burası ilk dört terimin çarpımı, ee, dörde kadar olan kısım. Buradan tamamı da ilk altı terimin çarpımı oluyor. Yani aslında bakarsan bize şu mu sorulmuş? Bu alt, ilk altı terimin çarpımı ya. İlk dört terimin çarpımı da a1 çarpı a2 çarpı a3 çarpı a4 ise eğer, Bak bu A'ymış. Bu da B'ymiş. Hocam benden A bölü B isteniyordu. Demek ki artık sol tarafın oranı isteniyor benden. Burada A1'lerin, A2'lerin, A3'lerin ve A4'lerin de gittiğini tabii ki görebiliyorsun. E ne kaldı geriye hocam? A5 ile A6'nın çarpımı isteniyor bizden. A5 ile A6'nın çarpımını bulmak kolay. Çünkü en gördüğümüz yere bir 5 bir de 6 yazacağım. Önce 5'i yazarsam 5 bölü 7 gelecektir. 6'yı yazarsam 6 bölü tabii ki 8 gelecektir. Bunların da çarpımı bize e, cevabı verecek. 30 bölü 56 2 ile sadeleştirilirse eğer 15 bölü 28 bize cevabı verir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet gençler umarım iyi anlıyorsunuzdur. Dördüncü sorumuzdayız. Bn dizisi 5 üzeri n çarpı n, artı 2 faktöriyel. Bu dizinin 15. teriminin sondan a basamağı, 10. teriminin sondan b basamağı 0'dır. a eksi b kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir ifadenin sondan bir faktöryelli ifadenin sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulabilmek için biz ne yapıyorduk? Mesela örnek veriyorum. 32 faktöriyeli bakalım. 32 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır? Hocam bunu anlayabilmek için 32'yi durmadan defalarca 5'e bölüyordum. Mesela 32'yi 5'e böldüm. Burası 6. Bunu 5'e böldüm. Burası 1. Ve artık şurada oluşan bölümleri toplayınca 6 ile 1'in toplamı bize cevabı verecekti. 6 artı 1'den 7. Yani bizim 32 faktöriyel sayımız hesaplandığı takdirde sondan 7 basamağı 0 oluyormuş. Şimdi burada ise 15. teriminden bahsetmiş. Yani b 15ten bahsediyor. B15 nedir? 5 üzeri 15 çarpı 15 artı 2 17'dir. 17 faktöriyel. Şimdi hocam 17 faktöriyelin sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulabilirim tabii ki. Ama şöyle bir durum var. Ben 17 faktöriyelin içerisindeki 2 çarpanlarını da merak ediyorum. Çünkü... 10 dediğimiz çarpan sayının sondan 3 basamağının 0 olması demek içerisinde 3 tane 10 çarpanı vardır demek. Mesela örnek veriyorum 200 sayısını düşün. Bu nedir? 2 çarpı 10'un karesidir değil mi? Hatta ve hatta 2 çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesidir. Bak 2 tane 2, 2 tane 5'ten 2 tane 10 ürettim. Tamam. Şimdi ben o zaman 10 çarpanlarının sayısını merak ediyorum demektir. 10 çarpanlarının sayısını bulmak için 2 ve 5 çarpanlarına bakmam lazım. Öncelikle 17 faktörünün içerisinde kaç tane 5 çarpan olduğunu bulmak için ben bunu 5'e bölerim ki 3 tanecik vardır. A, 3 tane var ama 15 tane de burada var. Yani arkadaşlar aslına bakarsanız bu sayının içerisinde 18 tane 5 çarpanı var. Peki 17 faktörünün içerisindeki 2 çarpanlarının adedini bulmak için durmadan 2'ye bölsem olur mu? Olur. 17'i 2'ye böldüm 8. 8'i 2'ye böldüm 4. 4'ü 2'ye böldüm 2. Ve 2'yi 2'ye böldüm 1 geldi. 1, 2, 4, 8 bunların da toplamı bize 15'i verir. Yani 15 tane de 2 çarpanımız varmış. Şimdi size şu soru, şu çok basit bir soru. 18 tane 5'iniz var ve 15 tane 2'niz var. Kaç tane 10 üretebilirsiniz? Tabii ki az olan kadar. Çünkü mesela burada 15 tane 2 var ya. Bu 2'ler bittiği zaman artık 10 üretemeyiz. O halde 2 çarpanı kadar 10 çarpanı varsa demek ki ben buradan... 15 tane 10 üretebilirim. Demek ki bu sondan A basamağı sıfırdır demişti ya. Bu A 15'miş arkadaşlar. Şimdi aynı yöntemle B10'u bulacağım. B10 eşittir. Bu da 5 üzeri 10 çarpı 12 faktör geldir. Yine aynı tarzda 12'nin içerisindeki, 12 faktörün içerisindeki 2 çarpanlarını bulalım. 6, 2'ye böldüm 3 ve 2'ye böldüm 1 geldi. Bunların toplamı bana 10'u verir. <laughs> o halde 2'den 10 tane var. 5'ten kaç tane var? 12'yi 5'e böldüm 2 tane var. 2 tane burada ama 10 tane de burada var. Yani 5 üzeri 12 diyeceğim. Böylelikle gençler 10 tane 2 ve 12 tane 5'ten toplam 10 tane ne üretebilirim? 10 üretebilirim. Yani B'de kaçmış? 10. Bize demiş ki A'dan B'yi çıkar. 15'ten 10'u çıkarırsak doğru cevabın 5 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz tabii ki. Evet devam edelim. 5. örneğimizde. Birazcık takıldı pdf'imiz. Tamam. Güzel. Şimdi gençler 4n-16 bölü n-1 demiş bize. İşte bunun e, tam sayıya eşit olan kaç tane terimi vardır diye soruluyor. Şimdi hocam, bunun tam sayı olan terimlerini merak ediyoruz ya. Bunu bulabilmek için şöyle bir şey yapalım. 4n 4 ve eksi 12 dedim. Ben gittim bunu n-1'e böldüm. Tamam mı? Şu şekilde n-1'e böldüm. Hocam bunu 4 n eksi 4 bölü n eksi 1 artı eksi 12 bölü n eksi 1 olarak yazabilirim tabii ki. Ve dikkat ettiysen şu kısım bize 4'ün ta kendisini verecektir. Yani aslında bu 4 eksi 12 bölü n eksi 1'in ta kendisiymiş. Tamam. Ve bunun kaç tane tam sayı olan terimi vardır diye soruluyor. Eleman tam sayı dedik. Bunu tam sayı yapan ifadelere bakmam gerekiyor. Hocam Sonuç eğer tam sayı çıkacaksa, bak bu zaten bir tam sayı. Tam sayıdan ancak bir tam sayı çıkarsa sonuç tam sayı olur. Ama dikkat et, negatif tam sayı olsun istiyor. Şimdi 12'nin bölenlerini yazalım o halde. 12'nin burada bölenini n-1. Bu n-1'ler 12'yi tam bölmek zorundaysa 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4, 6 ve 12 olabilir. Tabi bunların negatifleri de olur. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6 ve eksi 12 de bunun bölenleri olabilir. Pekala n eksi 1'ler bunlarken n'ler nelerdir? Hocam bundan önce bunu yapmadan önce şuna bir karar verelim. Bunun önünde eksi var mı? Var. O zaman burayı negatif yapacaksa bir ifade yapmasın. Neden? Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. 4'ün üzerine pozitif bir sayı eklersen sonuç pozitif olur. Benden ne isteniyordu? Negatif tam sayı eşit olanlar isteniyordu. O halde ben Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6 ve eksi 12 elerim abi. Bunlar olmamalı en eksi 1'ler. Peki aynı zamanda 12'yi en 1'e böldüğümüz takdirde buradaki sonuç buradaki sonuç ee, 4'ten de sevgili arkadaşlarım büyük olmalı. 4'ten büyük olacaksa mesela 12'yi 1'e bölersem 12 olur 4'ten büyük. 12'yi 2'ye bölersem 6, 12'yi 3'e bölersem ne olur? Hocam 4 olur. E 12 bölü ee, 3 4 ise 4'ten 4 çıktı 0. Negatif değil. Demek ki bundan sonrası da yine negatif olmayacak. Yani n 1'ler sadece 1 ve 2 olabiliyorsa n yalnızca ve yalnızca 2 ve tabii ki 3 olabilir. Kaç tane terimi vardır diyor. O halde cevap 2 tane olacaktı. Doğru cevabımız bunlar. Ee, hangi terimleri diye sormuş olsaydı 2. ve 3. terimi diyecektik. Bu terimlerin indisleri toplamı deseydi 2 ile 3'ü toplayıp 5 diyecektik. Bu terimlerin e, kaçıncı terim oldukları mesela m'ninci ve n'ninci terimleri e, negatif tam sayısa m ve n'nin çarpımı diye sormuş olsaydı 2 kere 3'ten 6 diyecektik cevabımıza gibi gibi çeşitlendirebiliriz sorularımızı. Evet ikinci sorumuza doğru bir geçelim sevgili gençler. İkinci sayfamızda bize diyor ki n kare eksi 4n eksi 12 bölü 1 n dizisinin kaç tane terimi pozitiftir diye sorulmuş. Ne yapmamız gerekiyor? Bunun sıfırdan büyük olduğu durumlara bakacağız. Ve artık bu bir dizi sorusu olmaktan çıkacak. Ve ne olacak arkadaşlarım? Bir eşitsizlik sorusu olacak. Pekala. Önce üst tarafları köklerini ayırıyorum. N ve N. Burayı da eksi 6'ya artı 2 diye ayırabilirim. Alt tarafın kökü ise sadece 1'dir. Üst tarafın kökleri ise eksi 2 ve 6'dır. O halde bir kök tablosu oluşturacağım. En küçük kökümüz eksi 2, sonra 1 ve sonra 6 kök tablomu çiziyorum. Kök tablomun bacaklarını çiziyorum. Ve daha sonrasında büyüktür dediği için bunların hepsinin içi boş diyeceğim. Ne ile başlamam gerekiyor? N karenin katsayısı pozitif, n'nin katsayısı negatif olduğu için pozitif bölü negatiften negatifle başladım. Artı, eksi ve artı dedim. Sonra mı? Hocam bizden istenen yer neresi? Sıfırdan büyük olan yerler. Yani şurası ve şurası. E hocam kaç taneydi? E sonsuz tane var. Bu tarafta sonsuz sayı vardır. Eksi sonsuza kadar. Evet çok güzel. Çok mantıklı. Çok e, güzel konuşuyorsun. Fakat şöyle bir durum var ki. Ben bunun bir dizi olduğunu biliyorum. Ve buradaki n'lerin pozitif tam sayı olması gerektiğini de biliyorum. Pozitif tam sayılar kimse kusura bakmasın ama bu tarafta değildir. Nerededir? Buradadır. O halde birden 6'ya kadar kaç tane terim var? İkinci terim. Üçüncü terim. 4. ve 5. terimdir. E kaç terimi demişti? Demek ki cevap 4 terimi pozitiftir diyeceğiz gençler. Evet 6. sorumuzu çözdük ve devam ediyoruz. Ee, pardon 7. sorumuzdayız artık 6'yı çözdük 7'deyiz. Logaritma 3 tabanında n artı 5. Bu dizinin kaç terimi 2'den büyük 4'ten küçüktür? Yani diyor ki logaritma bak bir önceki konudan hemen. 3 tabanında n artı 5 4'ten küçük olsun istiyor ve 2'den de büyük olsun istiyor. Hemen Burası e, sevgili arkadaşlarım 1'den büyük olduğu için 3'ün karesinden 9, 3'ün dördüncü kuvvetinden 81 derim. 9'dan büyük, 81'den küçük, n artı 5'lere bakarım derim. Bak 3'ün karesi buradan daha e, küçük olacak, 3'ün dördüncü kuvveti buradan daha büyük olacak. O halde 5 çıkarırsam 4 küçüktür, n küçüktür ve 5 çıkarınca burası 76 gelir. Burada alınabilecek ilk değer 5, son değer 75 olduğundan cevabımız 75 eksi 5 artı 1'den tabii ki de 71 olacaktır sevgili gençler. Evet güzel gidiyor. Örnek 8'deyiz artık. Bu dizinin en büyük terimi. Lan bir dakika. Parabol konusundan hatırlayalım. Bu ikinci dereceden bir ifadedir. Bir fonksiyon olduğunu düşünürsek bu ikinci dereceden bir fonksiyondur. Yani paraboldür ve paraboller kolları aşağı doğru olan paraboller ki nereden anlıyoruz aşağı doğru olduğunu negatif olduğundan en büyük değerini nerede alır? Tepe noktasında alır. Tepe noktasının apsisinde alır. Tepe noktasının apsisini bulalım hemen. Eksi b bölü 2a ile buluyorduk hatırlarsanız r'yi. Bu da eksi 7 bölü eksi 2'dir. Yani 7 bölü 2'dir. Yani 3,5'tür. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var ki 3,5 benim tanım kümemde yok. Sonuçta bu bir dizi. Bu bir dizi. Ve diziler dizilerin tanım kümesinde sadece ama sadece pozitif tam sayılar var. 3,5 bir pozitif tam sayı değil. Peki hocam şurası 3,5 eğer. 3,5'sa. Ben bu parabolün burada değer almadığını biliyorum ya. O zaman en yakın tam sayı değerini en büyük değerini alır. Peki buna en yakın olan neresi var? Hocam ya 3 var ya da 4 var. E hocam hangisini yazacağım? İkisinde de cevap aynı gelecektir. Buna emin olabilirsin. Nasıl gelir? Yaz bakayım 3 yerine şurada. Eksi 9 artı 21 artı 12. 12'den 9 çıktı. 3, 3'e 21 ekledim. 24 geldi. Hadi bir de 4'ü yazalım. Eksi 16 artı 28 artı 12. Bak şurası 12 gelir. 12 ekledim. Yine 24 geldi. Aynı gelmek zorunda gençler. Tamam mı? Çünkü ikisine de eşit mesafede. Biliyorsunuz paraboller simetrik yapıya sahiplerdi. Demek ki cevabımız en büyük terim 24 olacakmış idi. Geçtim örnek 9'a. Genel terimi verilen AN dizisinin en küçük ile en büyük teriminin toplamı soruluyor şimdi bize. Şimdi en küçük terimini ve en büyük terimini parçalı fonksiyon ya parçalı parçalı bulmam gerekiyor. N'ler 3'ten küçükken yani diyor ki ya N1'ken ya da iken diyor. Çünkü 3'ten küçük bir tek bunlar var. 1'i yerine yazarsam 7'yi 2'yi yerine yazarsam da e, tabii ki 9 gelir. Burada en küçük terim bu en büyük de bu. Şimdi en küçük terimi işaretledim minimumu bu. Ama şöyle bir durum da var. Diğer taraflardan daha küçük sayılar gelirse onları almam gerekiyor. Şimdi burada ne var? 3 var, 4 var, bir de 5 var. E bu en küp olduğu için artarak ilerleyeceğini biliyorum. Şimdi en küçük değer burada olabilir mi diye kontrol edersen 3'ü yerine yazdığım takdirde 26 gelir. 26 zaten 7'den büyük olduğu için hala en küçük terimimiz bizim 7. Bu cepte. En büyüğünü bulmak için de 5'i yerine yazarsam 125-1'den maksimum terim şu an için 124. Buraya geldim 6'dan büyük veya eşitken de terimler hep 123 oluyormuş. O zaman benim maksimum değerim kaçmış? 124'müş en küçük terim 7 en büyük terim 124 ise bunların toplamı sorulmuş doğru cevabımız tabii ki de 131 olacaktı sevgili gençler. Devam edelim 10. sorumuzda. A en bir dizi. Birinci terim 3'müş ve her N pozitif tam sayısı için doğal sayısı için A N artı 1'den A en çıkınca N kalıyormuş. O zaman A7 kaçtır diye soruluyor. Bak şimdi. Ben N gördüğüm yere A -2 -A 1 yazarsam A2 eksi A1'i bulurum. Nerede hocam? Bak tam olarak şurada. Tamam. Eğer ki ben burada en gördüğüm yere 1 yazarsam A2 bak 1 artı 1'den 2 ve A1 eşittir. En gördüğüm yere 1 yazmıştım demek ki bu 1'miş. Yani sağ taraftakinin indisine meşgul olacakmış hep. O zaman bir de 2 yazalım. A3 eksi A2 2'ye eşit olacaktır. 3 yazalım. A4 eksi A3 eşittir 3 olacaktır. 4 yazalım. A5 eksi A4 eşittir 4 olacaktır. Hocam bir de 5 yazalım. A6 eksi A5 eşittir 5 olacaktır. Bir de 6 yazarsam A7 eksi A6 eşittir 6 olacaktır. Artık başka bir şey yazmayacağım. Sebep? E çünkü A7 soruluyordu bana ve ben 7. terimi elde ettim burada. Şimdi gel bunları bir güzel taraf tarafa bir toplayalım. Eskiden bunun konusunu anlatırken indirgemeli diziler derdik arkadaşlar. Peki nasıl olacak? Artı A2 eksi A2 artı A3 eksi A3 artı A4 eksi A4 A5 eksi A5 A6 eksi A6 bunların her biri birbirini götürecek ve geriye sadece ama sadece A7 ve eksi A1 kalacak. Eşittir 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı kaçtır? 6 kere 7 bölü 2'den 21'dir. A1'i bize neden vermiş? İşte kötü günler için. Kötü gün dostu arkadaşlar sorular. A7 eksi 3 eşittir 21 ise A7 kaçtır? tabii ki de 24'ün ta kendisidir. Tamam mı güzel kardeşim? Ya ne kadar tatlı bir şekilde çözdük sorumuzu. Diyelim ve devam edelim. Örnek 11 ile. AN dizisinin ilk N teriminin toplamı kaçmış? Nasılmış? SN eşittir. 2 çarpı N faktöriyelde bulunuyormuş. Şimdi A4 ile A5. terimin toplamları soruluyor. Yani 4. ve 5. terimin toplamları. Hocam güzel kardeşim bak. Bu İlk n teriminin toplam formülü. Eğer ki ben ilk 3 terimin toplamını merak ediyorsam n gördüğüm yere 3 yazarım ve ilk 3 terimin toplamını bulurum. Yani bana kısa bir yol vermiş bunların toplamı için. Peki A4 ile A5'in toplamını ben nasıl bulurum? Şimdi iyi dinle beni. Ben seninle S5'i bulsam. S5 nedir hocam? Şudur hocam. A1 artı A2 artı A3 Türkçe meali bu. Artı A4 artı A5'tir. Doğru mu? Allah doğru. Peki ben S3'ü bulsam senle birlikte bir de o da nedir? A1 artı A2 artı a 3tür Şimdi güzel kardeşim ben üsttekinden alttakini bir güzel çıkartsam elimde ne kalır? Bak şu kalır hocam. S5 eksi S3 eşittir. A1'ler gider. A2'ler gider. A3'ler gider. Elimde sadece ama sadece A4 artı A5 kalır. Ve inanır mısın benden istenen de Tam olarak buydu gençler. Madem öyle hocam S5'i bulmakta ne var? Buluruz S5 en gördüğün yere 5 yazacaksın. 2 çarpı 5 faktöriyeldir S3'ü bulmakta ne var? O da kolay 2 çarpı 3 faktöriyeldir 2 kere 5 faktüriyel 240'tır 2 kere 3 faktöriyel 24'tür. İşte bundan bunu çıkarınca ki ne kalır arkadaşlar? 216 kalır. İşte bu da bana A4 ile A5'in toplamını verir. Tamam mı güzel kardeşim? Ne yani kadar mis gibi çözdük bak. Şimdi devam edelim 12. örneğimizde. Bu dizinin diyor. Bu dizi. 3 tane ifade Hangileri doğrudur diye soruyor. Hocam öncelikle n kare artı 3 n artı 4 elimizde var. Ben bunu n artı 1'e bölmüşüm. Eee, terimlerinden bazılarının tam sayı olduğunu, terimlerinin bazılarının 2'den büyük olduğunu ve terimlerinin bazılarının irrasyonel sayılar olduğundan falan bahsediyor. Peki e, bu durumda neler yapılabilir? Ben bu dizinin bazı terimlerinin tam sayı olduğunu, ikiden büyük mü küçük mü olduğunu falan nereden anlayabilirim? Şimdi gel senle buna bir bakalım. Hocam öncelikle n kare artı 3n artı 4 var elimizde. Ben bu n kare artı 3n artı 4'ü şöyle yazdım. Daha öncesinde polinom dersleri görmüştük. Polinom bölmesiyle n artı 1'i e eğer bölersem. Şimdi dikkat et. Bazı arkadaşlarım neyin nereden geldiğini bileme, bilemeyebilir. Onlar için şöyle bir şey yapmak istiyorum. 27'yi 5'e bölelim sizle beraber. Herkes bunu biliyordur. 27'yi 5'e bölersem bunun içinde 5 defa vardır. 5 kere 5 25'tir. Çıkardım ne geldi? 2 geldi. Hocam şöyle ki şurası tam kısmıydı. 5 artı 2 bölü 5'tir cevap. Doğru mu? Doğru. Şimdi o zaman aynısını polinoma uygulayalım. Ben bunu buna nasıl bölerim? N karenin içinde n kaç defa vardır? N defa vardır. Yani ben n kareyi nasıl elde edebilirim? N ile çarparak? N ile, n ile çarparak. Bununla bunu çarparsam n kare artı n mi gelir? Hocam bir de güzel çıkaralım. N kareler gitsin. Burada 2n kaldı. Hocam 4'ü de aşağı indirdim. Kaç defa var? 2 defa var. Çarptım. 2n artı 2 geldi. Çıkardım ne geldi? 2 geldi. Bak. N artı 2 benim tam kısmım olacak. N artı 2 iki, artı 2'yi de gideceğim n artı 1'e böleceğim. Şuna böldüm. İşte arkadaşlar bu dizi aslında buymuş. Tamam Bu dizimin genel terimi oldu artık. Peki şimdi bakalım. Terimlerinden bazıları tam sayıdır demiş. Mesela en gördüğüm yere ben 1 yazarsam şurası 2 gelir. 2 bölü 2 1'dir. En gördüğüm yere 2 yazmıştım. 2 artı 2 4. 1 ekledim. 5 geldi. Bak 5 bir tam sayı. E bazıları demiş. E bazıları diyorsa bir tanecik bile bulsam yetiyor. O halde birinci öncül doğru. Terimlerin bazıları 2'den büyüktür. E ben 5 buldum zaten. Bazıları 2'den büyüktür demiş. O zaman bu da kesinlikle doğru. Terimlerinin bazıları irrasyoneldir demiş. Şimdi irrasyonel bir ifade bulabilir miyim ben? Hocam maksimum rasyonel ifadeler buluruz. İrrasyonel şeyler bulamayız. Çünkü burası zaten kesirli. Ve hiçbir şekilde öyle köklü möklü bir şey gelmeyecek. Kök dışına çıkamayan bir şey gelmeyecek. Pi sayısı gelemez. E sayısı gelemez. Tertemiz bir ifade. O halde üçüncü öncülüm yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız neymiş? 1 ve iki öncülleri olacakmış. Ve devam ediyorum 13 ile. Parçalı tanımlı biçimde vermiş bize. A1 artı A2 artı A3 artı A9 soruluyor. A1'i bulmak istiyorum ben. Şuradaki N'ye odaklan. Şuradaki N'ye. Eğer buradaki N asal sayıysa bunu kullan diyor. Eğer asal değilse de bunu kullanacaksın diyor. Pekala bir asal mı? En küçük asal 2. O halde bir asal değil. O halde diyor ki biri burada yerine yaz. 1'in karesinden 1 çıktı 0 0 2'ye böldüm 0 geldi artı 2 asal mı evet o zaman 2'yi burada yerine yazacaksın diyor 2'nin küpü hocam 8 yaptı artı devam 3 asal mı evet o zaman 3'ü de burada yerine yazacağız 3'ün küpünden 27 geldi 9 asal mı değil o zaman onu da burada yerine yazacağım 9'un karesi 81 1 çıktı 80 2'ye böldüm 40 geldi. 27'ye 8 eklersem 35, 35'e de 40 eklersem 75 yapar. Demek ki cevabımız 75 olacakmış gençler. Ve sevgili arkadaşlarım 14. örneğimdeyim. Bir sonraki sayfaya bakmak istiyorum. Şöyle ki bir sonraki sayfada sabit dizileri yani dizilerin çeşitlerine geçeceğiz. Dolayısıyla örnek 14 bizim diziler dersimizin ilk videosunun son sorusu olacak. AN dizisinde A1 5'miş yani bilinçlerin 5 a n artı 1 a n'e bölünce de n artı 1 geliyormuş. Bu direkt olarak yan taraftaki sorumuza çok fazla aşırı benzeyen bir soru. Çünkü bu da indirgemeli dizi sorusu. Bu da indirgemeli dizi sorusu. Bakalım bu tarz soruları nasıl yapacağız? Yan tarafta toplayarak çıkararak ilerlemiştik. Burada neler yapacağız bir bakalım. Çünkü burada bölme var. Şimdi bizden istenen genel terim. Yani a n isteniyor arkadaşlar. Tamam a n isteniyor. Peki ben bu a n'i nasıl bulacağım? Hocam öncelikle en gördüğüm yere 1 yazarsam A2'nin A1'e oranını elde ederim. Şurada. Şundan bahsediyorum. Tamam. 2 yazarsam eğer A3'ün A2'ye oranını. 3 yazarsam A4'ün A3'e oranını elde ederim. Nokta nokta nokta. Eğer ki ben en gördüğüm yere n-1 yazarsam. Şurada n-1 yazarsam a n-1 gelir. Üst tarafta yazarsam a n gelir. Doğru mu? Doğru. Peki hocam şu kaçtı? Hocam n gördüğüm yere 1 yazıyorsam bu 2'dir. N gördüğüm yere 2 yazıyorsam bu 3'tür. 3 Üç yazdıysam bu 4'tür. Nereden? Şuradan. Kuralı verilmişti ya bize. O zaman n 1 yazarsam da bu da n'dir. Ben bunları gidip bir güzel çarparsam neler oluşur biliyor musun? Bak. A2'ler gider, A3'ler gider, A4'ler gider. En son A n 1'ler gider. Gittiği düzene bakacak olursan şöyle 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 gidiyor ya. En son A n 1 gider. Geriye ne kalır? A n'in A1'e oranı kalır. O halde bir yazalım a M bölü a 1 neymiş ben bunları çarptım 2'den n'e kadar olan sayıların çarpımı nedir hocam n faktöriyeldir hocam o 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımı n faktöriyel değil miydi ya e şimdi 1'in çarpma işlemine göre bir hükmü yok yani etkisiz eleman ya 1 dolayısıyla 2'den n'e kadar olan sayıları da çarparsan yine n faktöriyeli bulmuş olursun e çok güzel hocam bizden şu isteniyordu ben bunu nereden bulacağım Dikkat et soruda vermiş bize 5'miş o. O halde gençler an bölü 5 eşittir n faktöriyel ise an nedir? Tabii ki 5 çarpı n faktöriyeldir. Aldım bunu n faktöriyelin yanına çarpım olarak gönderdim. Ve cevabımız sevgili arkadaşlarım işte şu an karşımıza geldi. 5 çarpı n faktöriyel bizim cevabımız olacak diyebiliriz. Evet yaklaşık olarak 35-36 dakikalık bir ders oldu. 14 tane örnek çözdük ve dizinin ne olduğundan bahsettik. Dizilerle alakalı birçok örnek yazılabileceğini gösterdik arkadaşlarım. Burada eşitsizlik çözdük, burada logaritma çözdük, burada parabol çözdük, burada parçalı tanımlı fonksiyon gösterdik sizlere. Burada indirgemeli fonksiyon gösterdik, zincir fonksiyonlar. Burada sevgili arkadaşlarım bir dizinin ilk n teriminin toplamının formülleri olabileceğinden bahsettik. Daha sonrasında buraya baktık, polinom bölmesi yaptık. Burada parçalı tanımlı fonksiyon çözdük. Daha sonrasında burada yine indirgemeli dizi yaptık. Yani gördüğün üzere konular ilerledikçe ben hep söylüyorum ya sana. Matematik bir zincir gibidir. Eğer bir tanesi bile sevgili arkadaşlarım aramızdan ayrıldıysa yani koptuysa işte o zaman sıkıntıdayız demektir. Bundan kaynaklı asla ama asla matematikteki zinciri koparmıyorsun. Evet Gençler sonraki videomuzda sabit dizileri işleyeceğiz, eşit dizileri işleyeceğiz ve bunlarla alakalı örnekler çözeceğiz ve aritmetik dizilere geçmiş olacağız. O yüzden sonraki videomuzda görüşmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.